Selam dostlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar daha önce bir video yaptım Amerika'ya gelme hakkında tüyolar diye. Birçok soru birikti açıkçası, merak ettiğiniz şeyler birikti. Ben de böyle genel bir video yapıp sizin sorduğunuz sorulara açıklık getirmek istiyorum. Amerika'ya tabii ki farklı yollarla gelen insanlar var ve bu insanlarla ben burada iletişim kuruyorma şansı yakalıyorum açıkçası. Hepsi deneyimlerini, tecrübelerini aktarıyorlar, paylaşıyorlar. Biz de paylaşırız açıkçası. Amerika'ya gelme ile ilgili 5 tane farklı yol var. Bu yollardan bahsedeceğim ve bu yollarla buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Onların da içeriğine girip bir detay vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi 5 tane yolu var arkadaşlar. 5 tane vize türü var diyelim sizin gelebileceğiniz. Bu vize türlerini sıralayayım ben size. Green Card başvurusu var. İkincisi turist olarak buraya gelebilirsiniz. Turistin de A ve B olarak var. B turist yatırımcı, yani turist olarak geliyor ama Amerika'da yatırım yapacağım düşüncesiyle. Üçüncüsü burada sponsorlukla olabiliyor. Yani burada herhangi bir iş yerinin size sponsor olup çalışma ya da Green Card'a başvurmasıyla ilgili bir vize olabiliyor. Dördüncüsü yatırımcı vizesi. Yatırımcı vizesine başvuruyorsunuz. Ticaret yapacağım, ticaretle ilgili bir takım şeyler yapacağım, aklımda projelerim var ya da benim ürünlerim var, Amerika'ya getirip satmak istiyorum gibi. Beşincisi evlilik yolu var. İnsanlar evlenerek Amerika'ya gelebiliyor, Green Card sahibi olabiliyor. Altıncısı da açıkçası öğrenci vizesi var. Şimdi birincisinden başlayalım. Birinci vize türü Green Card. Her yıl çekilişler düzenleniyor. Bu çekilişlerle eğer kazanırsanız online olarak başvuruyorsunuz ve Amerika'ya gelme şansı yakalayabiliyorsunuz. Eğer çekilişle Green Card'la geldiyseniz buraya normal Amerikan vatandaşından hiçbir farkınız olmuyor. Sadece bir tek oy kullanamıyorsunuz. Onun dışında bütün haklara sahip oluyorsunuz. Green Card'ı Amerika hayaliniz varsa online olarak başvurunuzu gerçekleştirin. Her yıl internetten çok rahat bir şekilde başlama tarihlerini öğrenebilirsiniz. Sonra sonuçlarınızı beklemeniz gerekiyor. Sonuçlar için de size ekranda bir numara veriyor. Ekranda sonuçlar açıklandıktan sonra yine Amerika'nın Green Card'a başvurduğunuz yerden sayfasına girip kontrolünü yapabiliyorsunuz. İkinci vize türü turist vizesi. Turist vizesiyle buraya gelebilirsiniz. Geldikten sonra herkesin sordu, turist vizesiyle çalışılabilir mi? Turist vizesiyle çalışılmaz, çalışamazsınız. Ama çalışanlar var mı? Çok çalışan var. Yani Amerika'nın 350 milyon nüfusu varsa 30 milyona yakın kaçak çalışan insanlar var. Bu devam ediyor. Yani Amerika'nın ekonomisi kötüye gitmediği sürece kaçak çalışanlarla ilgili çok da ekstra bir şey yapılacağını sanmıyorum. Çünkü ekonomisi düzgün ve bu 30 milyon insanın burada ürettiği işe Amerika'nın ihtiyacı var. İkincisi turist vizesiyle peki buraya geldiniz ne kadar karabiliyorsunuz? Turist vizesiyle girişte normalde 10 yıllık genelde Amerika vize veriyor. Buraya giriş yaparken de havaalanında size 6 aya kadar kalma süresi verebiliyorlar. Ama bazen oradaki görevli 2 ayda verebilir, 1 ayda verebilir. Bu değişiklik gösteriyor ama genelde daha kısa süre önce de misal annemi getirmiştim ben. Onu da turist vizesiyle getirttirdik buraya. O misal 6 ay verdiler. 10 yıllık vize 6 ayda Amerika'da kalma süresi gibi bir süre verdiler. 5 ay kaldı. 5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Tanıdığım insanlar var. Buraya turist vizesiyle geldiler. Turist vizesiyle gelip burada iş bağlantıları kurdular. Kendi alanlarıyla ilgili. Sonra o iş yerleri bu kişilere sponsor oldu. Sponsor olduktan sonra da Türkiye'ye döndü, vizesi onaylandı, vizesini değiştirip tekrar buraya geldi. Şimdi turist vizesiyle geldiğinizde 6 ay kalabiliyorsunuzdan bahsettim. Ama eğer burada bir iş yeri bulabildiğinizde size sponsor olmaya için başvurdu. Siz avukat aracılığıyla bu 6 ayı bir 6 ay daha uzatabiliyorsunuz. Yani bir seneyi tamamlayabiliyorsunuz. Sonrasında buraya turist vizesiyle gelip burada herhangi bir dil okuluna kaydolup yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır burada hayatını devam ettiren insanlar var.
okul vizesine başvurmuş, sonra vize türünü değiştirmiş ve işine devam ediyor, çalışabiliyor, para kazanabiliyor. Buradaki hayatından memnun, bu şekilde devam edebiliyor. Üçüncü vize türü yatırımcı vizesi arkadaşlar. Burada herhangi bir iş ortaklığı yapabilirsiniz ya da herhangi bir ürününüzü getirip buradan satma isteyebilirsiniz. Yatırımcı vizesinde örneğin Türkiye'den yatırımcı vizesine başvurduğunuzda 5 yıl kadar size vize verebilirler. Amerika'da bulunup buradan başvurduğunuzda 2 yıl kadar size yatırımcı vizesi veriyorlar. Sonra 2 yılın sonunda tekrar yeniliyorsunuz. Bunların hepsinin tabii ki farklı farklı standartları, kaideleri var. Örneğin bir iş yeri açacaksanız işte örneğin minimum 50 bin dolar kadarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor olabilir. Bazı meslek grupları vardır ki çok rahat bir şekilde vize verilebiliyor. Özellikle sanatkar anlamda Amerika'nın yetiştiremediği personel anlamında ya da iş gücü anlamında yetiştiremediği meslek dallarından çok rahat bir şekilde Amerika vize veriyor. Trump'ın da açıkçası istediği bu. Bilgilenmiş, mesleğini eline almış, kendi işinde becerisi olan, başarısı olan insanları green card'la almak istiyor. Yani Kanada gibi, Kanada'daki uygulama gibi açıkçası yapmak istiyor. Yani çekilişle değil de Amerika'nın hangi tarzda ne personele ihtiyacı var, vasıflı eleman anlamında o şekilde bir sisteme geçmek istiyor. Ama tabii henüz bu kesinleşmedi. Biraz da açıkçası kolay değil. Sadece Trump'la bitmiyor bu iş. Buraya gelen örneğin arkadaşlarım var. Turist vizesiyle geldiler. Tekrar turist vizesine dönüyorum. Çünkü turist vizesiyle gelip burada yatırımcı vizesine çeviren insanlar var. İş yeri buluyor. Ortaklık yapabiliyor. Ya da ortaklık yapıyormuş gibi yapabiliyor. Hani tabii bunlar yasal olmayan şeyler de yapılabiliyor. Bunları tabii tavsiye etmiyoruz ama burada daha birçok şey yapılabiliyor açıkçası. Dördüncü vize türü dil kursu diyebiliriz, okul vizesi diyebiliriz, üniversite için olabilir ya da işte burada bir dil kursuna yazılabilirsiniz. Bu dil kursuyla gelen de çok fazla var Amerika'ya. Gelip burada çalışabiliyorlar tabii. Yani dedim ya, Amerika'da kaçak çalışma oranı çok fazla. Bu kaçak çalışma oranı Amerika'nın ekonomisi kötüye gitmediği sürece çok da sıkıntı yaratılmayacaktır diye biliyorum. Öyle görünüyor çünkü herkes çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Okul vizesiyle işte dil okulları bulabilirsiniz. Dil okullarının işte statüsü şeyleri önemli. Bazı dil okullarında çok rahat bir şekilde hemen kayıt olup size vize çıkabiliyor. Orada okullar da çok önemli. Okulların kalitesi ya da geçmişindeki başarısı vesaire gibi kurallar da önem taşıyor. Ama yine neye dönüyoruz? Turist vizesine dönüyoruz. İlk başta burada açıkçası gelip bir o havayı soluyup burada bir dil okuluna turist vizesiyle gelip kaydolmak daha mantıklı görünüyor. Çünkü araştırmayı daha rahat yapabilirsiniz, daha rahat görüşmeler yapabilirsiniz. Hem de açıkçası buraya gelip ya ben bu ülkede yaşayabilir miyim mi diye kafanızdan geçirmeniz gerekiyor. İkinci de evlilikle green card'a sahip olma. O da nasıl gerçekleşiyor? Burada evleniyorsunuz. Evlendikten sonra 3 ay sonra green card'ını alıyorsunuz ama 3 yıl kadar evli kalmanız gerekiyor. Burada bu şekilde evlilikler yapanlar var. Hatta bunu ticari anlamda, yani para kazanmak için yapanlar var. Yasal değil, tabii ki tavsiye etmiyoruz ama yapanlar var. Belli bir karar karşılığında 15 bin dolar, 20 bin dolar gibi tutarlar karşılığında kişiler evleniyor. Hatta çok komik, geçenlerde birisi geldi kuaför salonuna. Adam gay ve bu anlamda evlilik yapabileceğini söyledi. Hani erkek erkeğe bile burada evlilik yapıp formaliteden green card'a sahip olma yolunu deneyebiliyorlar. Yasal bir süreç değil. Prosedürü biraz uzun, aynı evde yaşamanız gerekiyor ya da aynı evde yaşadığınızı kanıtlamanız, belirtmeniz gerekiyor gibi. Böyle ekstra onun da kuralları, kaydeleri var. Ama işte turist vizesiyle buraya gelip yine turist vizesine dayanıyor iş. Yani ilk başta Amerika'ya bir gelmeyle alakalı bu. Amerika'ya gelip bu havayı bir soluyup burada ben yapabilir miyim kafanızdan bir geçirip canlandırıp
buradaki insanlarla iletişim kurup farklı yolları öğrenip sonra avukat aracılığıyla hangi yolun size uygun olduğunu öğrenip devam etmekle kalıyor geriye. Genelde de işte insanların sorduğu sorulardan birisi bu: abi geleceğim, çok istiyorum ama işte bu parayı biriktirmem lazım. Ne kadar para biriktirebilirim? Ne kadar para birikmesi gerekiyor? Yani okula gelecekseniz, üniversite için gelecekseniz, burada kalacağınız o üniversite tutarını ve burada hayatınızı devam ettireceğiniz kadar bir paranın hesabınızda olması gerekiyor. Sonuç itibariyle nereden bakarsanız bakın, bir 15 bin dolar gibi, 20 bin dolar gibi bir hesabınızda para olması gerekiyor. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Farklı taktikler, stratejiler de yapılabiliyor. Bir arkadaşınız sizin hesabınıza parayı gönderebilir, o parayı gösterebilirsiniz. Green Card, işte turist vizesinde ya da diğer vize türlerinde yapılabilir. Ya da birisi size sponsor olduğunu, hesabında bakiyeyi, bu kişi benim masraflarımı karşılayacak diyebilirsiniz. Gibi gibi farklı yolları var. Önemli olan, dediğim gibi, 5 tane, 6 tane vize türü var. Yine aklınızda, kafanızda takılan sorular olursa yardımcı olmaya çalışırım. Sorun. Belki tek tek böyle size cevap yazamıyorum ama en azından bu şekilde genel bir bilgi veriyoruz. Daha böyle içerikli bir video çekebiliriz ileriki zamanlarda. Çünkü sizin aklınıza gelen soruları gördükten sonra benim aklıma bundan da bahsetmeliyim falan gibi şeyler geliyor. Çünkü sorularınız sizin nerede takıldığınızı bana gösteriyor. Ben de onun üzerinden açıkçası video yapıyorum.